Temel şeyimiz şu, Türkiye'nin kıyı kentlerinde kültürel alışveriş tarihin ilk zamanından beri, yani ilk dönemlerinden beri Troya savaşlarının söylenceleri, onunla ilgili yayınlar, kazılar, arkeolojik dönemler, mitolojik kahramanları vesairesi bu topraklarda hep kayda geçmiş, yayına geçmiş. Şimdi bu topraklarda Anadolu'nun değişik yerlerinden ve bu bölgeden gelen arkadaşlarımızın bu coğrafyayı bir kere derinlikli bir tarih olduğunun algılanması lazım. İki, arkeolojik değerlerin yeni yok yöntemlerle nasıl diri kalabileceğinin görülmesi lazım. Olanakları olduğu oranlarda onlar bu örneklerden daha kolay bu yolu aşmaları lazım. Ben Yalçın Kurt, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü. Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlemiş olduğu Ayvalık Bölge toplantısına katılmak üzere buradayız. Malumunuz Türkiye'de korumanın kurumsal olarak bakanlığımız başında bulunmaktadır. Türkiye'de bugüne kadar korumayla ilgili yapılmış olan işlerin hepsinde öncülük yapmıştır, yol göstermiştir, ışık tutmuştur. Biz belediyelerimiz olan, Tarihi Kentler Birliği olan bu çalışmalarında onlara yardımcı olmak, onlarla işbirliği yapmak, kısaca kültürel mirasın korunmasına hizmet etmek için buradayız. Ayvalık'ta bulunmaktan, belediye başkanlarımızla olmaktan, Tarihi Kentler Birliği üyelerine olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu çalışmalar bütün Türkiye genelinde devam ediyor. Zaman zaman diğer bölgelerde de yapılıyor. Bu haftada burada umuyorum bu çalışmalardan önemli sonuçlar çıkacak. Belediye başkanlarımıza kültürel mirasın korunmasıyla ilgili olumlu hizmetler verilmiş olacaktır. Teşekkür ediyorum. Asfalt olacak. Biz de diğer kısımları yapacağız. İnşallah bu yaz Ayvalık layık gibi yollara sızmayan olacak. Sağ olsun mekanın Ayvalık merkezi eski binayı ayağa kaldırdı. Onun açılışı da var. Müslümanlar geliyor. Ortodoksların bir ayazması ama şifa bulmak için geliyorlarmış buraya. Tarihi Kentler Zirvesi'nin bölge toplantısının tabii Ayvalık'ın buraya yapılması bizi son derece mutlu etti, onur etti. Biz de dün Kilis ve Afrin bölgesinde orada Kilis'teki vatandaşlarımıza moral vermek, motivasyon vermek için gittik. Gönüllerimizi, yüreklerimizi onlarla beraber olduğunu ifade etmek için gitmiştik. Gece saat 4'te buraya geldik, yetiştik. Şimdi de bugün bu programı inşallah icra edeceğiz. Ben öncelikle bu programı organize eden heyete ve Ayvalık Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tabii tarihimiz önemli. Tarihine ve kültürüne sahip çıkmayan milletlerin geleceği olamaz. Onun için bu zirveyi önemsiyorum. Özellikle belediye başkanlarının tarihimize ve kültürümüze sahip çıkma noktasında daha aktif rol almalarını ve tarihimize, tarihi eserlerimize, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmasını özellikle istiyorum. Başka türlü bir millet tarihiyle ve kültürüyle diğerlerinden ayrılır. Bizi biz yapan değerlerimizden kopmamamız lazım da bunu gelecek nesillere aktarmamız lazım, taşımamız lazım diye düşünüyorum. Ve kültürüne sahip çıkmayan milletlerin geleceği olamaz. Bir millet tarihiyle, kültürüyle, inançlarıyla, folkloruyla, örf, adet, gelenek ve görenekleriyle var olur ve diğer toplumlardan böylece ayırt edilmiş olur. Tabii baktığımız zaman tarihimizi de, kültürümüzü de
tarihi eserlerimizi de kim yok ediyor diye de baktığımız zaman maalesef ne hayvanlar alemi ne bitkiler alemi yok ediyor. Yine maalesef insanlar ve insanoğlu tahrip ediyor. Niçin yapıyor bunu? Daha fazla kazanma hırsıyla, rant uğruna, daha fazla biriktirme uğruna yapıyor maalesef. Hayvanlar alemine baktığımız zaman onlar sadece karınlarını doyurmak için mücadele ediyorlar. Ama insanlar hep daha fazlasını biriktirmek, daha fazlasını kazanmak, daha fazlasını evet sahip olmak için yapıyorlar. Tabii ki kazanacağız. Mutlaka büyüyeceğiz, gelişeceğiz. Ama düzensiz bir şekilde değil, kuralsız bir şekilde değil, tarihimizi yok ederek, tarihi eserlerimizi yok ederek değil. Mutlaka tarihi eserlerimize sahip çıkarak, onları gelecek nesillere taşıyarak sorumluluğumuz var. Gelecek nesillerde tarihi eserlerimizi, tarihimizi, kültürümüzü, bu mirasımızı mutlaka görmeleri lazım. Bundan gerçekten çok mutluyum. Yıllar önce devletimiz kaymakam adayıyken yurt dışına gönderdi. Ve ben de İngiltere'de 8 aylık eğitimimi alırken Paris'e gitmiştim. 1994 yılı. Paris, birçoğunuz gitmiştir muhtemelen. Gerçekten tarihi bir şehir. Ama 10-15 kilometre dışına da modern bir şehir kurulmuş. İşte gökdelenlerin olduğu, ticaret merkezlerinin olduğu. Hep şunu düşünmüşümdür daha sonra Anadolu'ya geldiğimde. Çok önemli bir toprakta, dünyanın merkezi sayılabilecek bir yerdeyiz. Küreyi açıp haritaya çevirip tam ortası Anadolu'dur. O yüzden Anadolu'da birçok medeniyetler gelmiş. En sonunda bizler 1000 yıl önce Selçuklu, arkadan Osmanlı ve de inşallah ebediyete kadar da şimdi Cumhuriyet'le bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz. Ve biz bu geçmişteki tüm Anadolu'nun üzerindeki tüm varlıklara, bütün değerlere bize bırakılmış miras olarak kabul edip bunların hepsine sahip çıkmalıyız ve gelecek nesillere aktarmalıyız. Sadece bırakılan kültürel mirasa değil. Bir komşu iliniz var, size söylemeyeceğim. 40 milyon yapıyor ya. 40 milyonla neler yapılmaz. Hatta gittik gelirse şunu yapalım ortak. Böyle derdi, böyle bir şeyin sevdası yok. Türkiye bunu aşmak zorunda. Biz dünyada ülke olarak en çok kaynak ayıran ülkeyiz. Milli gelire oranla vakıflar, belediyeler, bakanlığımız, sivil toplum örgütleri dünyada kültürel mirası en çok kaynak ayıran ülkedir. Hocam haklı şahidi. Biz böyle zengin bir ülkeyiz. Dünyada 24 tane medeniyet bu topraklardan gelmiş.